2022 yılından başlap merkezi yöntemin neticesi bilen bu üniversitelere hem girmek mümkünçülüğü dörödü. Salam hormatlı okuçlar, hormatlı natalar. 2022 yılda Türkiye'de yukarı okucayını okumak isteyen okuçlar için düzgün namalar düyüp götür ütködü. Bugün düzgün namada nameler var, name tazelikler girdirli, nameler ütköşme oldu, şolar vardı dur geçmek için. Başlamadan önkü yıllarda ne hile kabul edildi, şolar vardı gif kaçık bellak geçelim. 2011 yılı çenli YÖS sınavı edilirdi ve yılla bir yada edilir. Bunu ÖSYM tarafından tayarlanıyordu. YÖS sınavı bilişiniz yani dışarı yurttan gelip Türkiye'de okumak isteyen okuyucular için edilen sınav. ÖSYM Türkiye'nin yukarı okuyucularına girecek okuyuculara sınav tayarlayan merkez. ÖSYM'nin tayarlayan ve yılla bir yada geçirilen sınav en son köydek 2010 yılda geçirildi. Ondan sonra 2011 yılından başlayıp her üniversite öz YÖS sınavını geçirmeye başladı. Her üniversite hem öz YÖS sınavını geçirip bile, hem istese geçirmeyen bile, başka üniversitelerle YÖS sınavını kabul edip bile, dünya dereceli SAT, ACT yer sınavlarla kabul edip bile, bu malumatlar var arada önkü videolarımızı belirleyip geçirdik. İnni 2022 yılından başlayıp, Türkiye'de yukarı okuyucuları ne hilyağda da kabul ediyor. 23. iyun 2021 yılında YÖK yığına geçer ve kararlar kabul ediyorlar. YÖK, Türkiye'nin yukarı okuyucularının kuraması. Yukarı okuyucularının neyce okuyucu alacaktı ve okul tölevlerinin ne hili bulacaktı ve ne hili şartlarda okuyucu alınacaktı ve şu aradaki kararları tasdikleyer. 23. iyun'a alınan kararın neymediği 2021 yılın dekabr ayında ortaya çıkıp başladı. Kevr üniversiteler öz sahipasında YÖK tarafından kabul edilen kararı paylaştılar. ÖSYM öz sahipasında edilecek sınav arada belirleyip geçti. 23. iyun'a YÖK tarafından kabul edilen kararları aşağıdan görüp bilirsiniz. İnni bu kararlar neymi? Şular arada yeke yekeden durup geçelim. YÖK 10 tane karar kabul etti. Birinci madde 2022 yılından başlayıp merkezi YÖS sınavı geçirilmeli. Merkezi YÖS sınavı ÖSYM tarafından tayarlanılmalı. Yani 2011 yılından önkü buluşu yani yılla bir yedek YÖS sınavı geçirirler. Bunu ÖSYM tayarlar. Yani önkü yani her üniversite öz açtık YÖS sınavı geçirmeyer. İkinci madde kimler katlaşıp bilir? 9, 10, 11. ve 12. sınıfları dışarı yurtta okan, dışarı yurtta rayetler, Türkiye'nin rayetleri. Bunların hemmesi 9, 10, 11. ve 12. sınıfları dışarı yurtta okusalar merkezi YÖS sınavına katlaşıp bilirler. Üçüncü madde aşağıda belirleyip geçilen 7 tane uğra hükmani merkezi YÖS sınavının neticesi bilen girip olur. Bunlar haysalar lukmançılık, diş lukmançılığı, farmasevtika, hukuk, mühendislik, mimarlık ve muallimçilik. Önümüzdeki günlerde bu uğurlara girme için ağzından ne çabal almalı ve ÖSYM tarafından malum edilir. Dördüncü madde. Üçüncü maddede ağzalan 7 uğurdan beyleki uğurlara edil önkü yali dışarı sınavlarla kabul edilip bilinir. Mesela merkezi YÖS sınavı yeniden ulanılır. Ondan başka atistat, SAT, ACT yine bunlar ile tavsiyelip olur. Beşinci madde üniversitelerin arasında geçiş etme için ya da uğurlar arasında geçiş etme için merkezi YÖS sınavının neticesi ulanılıp bilir. Yani bundan odalık yağdaylarda bir üniversiteden beylik üniversitede geçmek has kıyınlı. İnni merkezi YÖS sınavının neticesini ulanıp bu üniversiteden başka üniversitede geçmek has ansat olur. Altıncı madde sınav nerede geçirilir? Sınav Türkiye'nin türlü şehirlerinde ve başka yurtlarda yani Türkiye'den başka yurtlarda da geçirilir. Sınava nerede katlaşacaktığını sınava yüz tutan vatın malum etmeli. Yedinci madde sınav haysi dille olur. Sınav 6 dille tayarlanır ve haysi dille katlaşacaktığını sınava yüz tutan da malum etmeli. Bu diller haysılar Türk dili, İngiliz dili, Nemis dili, Rus dili, Fransız dili, Arap dili. 9. madde 2022-2023 yılından başlayıp
Türkiye'de orta mektebe yazılanlar, yani 9. 10. 11. 12. sınıfları Türkiye'de okanlar merkezi YÖSTİN'e katlaşıp bilmeyenler. Bunlar YKS, yani Türkiye'nin rayetleri yukarı kucaya girmek isteyen vaatları edilen sınıfa katlaşıp bilirler. Bundan odal, yani 2022-2023 yıldan odal Türkiye'de 9. 10. 11. 12. sınıfları okanlar merkezi YÖSTİN'e katlaşıp bilirler. Haçan haçanına katlaşıp bilirler. 2025 yıla çenliğe katlaşıp bilirler. 2026 yıla başlar. Bunlar hem merkezi YÖSTİN'e katlaşıp bilmeyenler. 10. madde 8. sınıfı Türkiye'de tamamlan yöne ondan sonraki 9, 10, 11, 12. sınıflarını ilçilige değişli mekteplerde milletler arası hususi mekteplerde okan daşarı yurt rayatlar yine merkezi YÖSTİN'e katlaşıp bilirler. Görüşünüz yali 10 madde şeylerek. İni merkezi YÖSTİN'e bu arada nemeler malum edildi. ÖSYM öz sahipasında 2022 yılı geçirecek sınavların sınavını paylaştı. Buna göre sınav 29 May 2022 yılı geçirilir. 2 Mart 2022 yılından başlayıp 30 Mart 2022 yılı çenli merkezi YÖSTİN'e katlaşmak için yüz tutulup bilinir. Kavur sebepler bilen sınava yüz tutmağa giyeceği alınır. 12 April'den 15 April'e çenli tekrardan yüz tutup bilirler. Sınavın neticesi 29 iyunla malum edilir. Sınavın neticesi malum edilenden sonra üniversitelerden kabul edilen vaktinde merkezi YÖSTİN'in neticesini ulanıp üniversitelere yerleşmek için yüz tutulup bilinir. Umuman alamızda üns vermeli dağdınız. Geçen yıllarda kâr üniversitelere YÖSTİN'in neticesi bile girip olmayardı. Mesela Boğaziçi, ODTÜ, Hacettepe, İstanbul Teknik, Neşeli üniversitelere YÖSTİN'in neticesi bile girip olmayardı. 2022 yıldan başlar merkezi YÖSTİN'in neticesi bile bu üniversitelere hem girmek mümkünçülüğü döredi. Yeni bir dat, önki yıllarda atistat arkalı kâr uğurlara girip olayan olsa 2022 yıldan başlar adazılan 7 uğur için hükman merkezi YÖSTİN'e katlaşmalı bolyanız. Merkezi YÖSTİN'e tayarlanma için merkezi YÖSTİN'e varada tazelikler öğrendirme için bizden havarlaşabilirsiniz. Yine de sorularınız var olsa tesirlerde belirleyebilirsiniz. Bu video siz için faydalı olanır deyip umut edeyim. Yine de şöyle videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dinlediğiniz için sağ olun.